of everything. Now that I have you, you are the best of everything in all you say and do. Every day is a better day than the day before. And I know forever I can only love you more and more. Where are the words to tell you how much you mean to me? And by your side is the only place I ever want to be. We met, and from the start I knew what you love. Of everything now that I ağlama oğlum. Ağlama oğlum. Ağlama. Gel. Gel anasının kuzusu. Gel, 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 gel. Acıktın mı sen? Ha? Acıkmış bu benim oğlum. Acıkmış bu. Gel bakayım. Gel. Al. Al oğlum, al. Al bakayım. Aferin oğlum. Sen Muzaffer'le Serap'ın oğlusun. Sen Muzaffer Ali Dinç aslansın. Sen de baban gibi güçlü, kudretli olacaksın. Ben nasıl babanı ilk gördüğümde kudretinden korktuysam, seni görenler bin beter olacak. Ağlama. Hem bak, yarın seni babana götüreceğim. Arkadaş, çalışkan ve başarılı müteşebbüs. Ada sadece Adana için değil, tüm Türk milleti için büyük hizmetler yapmış. Muzaffer Dinç Aslan için El Fatiha. Muzaffer, sana oğlunu getirdim bak. Keşke sana ne kadar benzediğini görebilseydin. Senin gibi boylu poslu yakışıklı olacak belli. Öyle güçlü ki parmaklarım sıktı mı bırakmıyor. Ama asıl aynı huyu sen. Bazen bana öyle bakıyor ki sen bakıyorsun sanırım. Nur içinde yatsın. Allah taksiratını affetsin. Yemin ediyorum var ya, aynı Muzaffer daima benziyor ha. Allah sonunu benzetmesin. Hadi gidelim. Gel. Abimin mezarı başında bile şu kadarcık nezaket gösteremiyorsun değil mi? Abimden kalan son yadigarlı arama giremez. Ben onun halasıyım. Onu istediğim zaman görebilmeliyim. Muzaffer seni reddetmişti halde. Sen onun halası falan değilsin. Kim olduğumu senden öğrenecek değilim ben. Gülü,
Tafraların yakında bitecek biliyorsun değil mi? Bizden haksız yere aldığın her şeyi senden geri alacağız. Bunu Ramazan, bil. Yeter. Bunun için gelmedik buraya. Haftalıklar bugün ödenir mi acaba? Ne bileyim. Müdür denen bostan korkuluğunun bir laf ettiği yok ki. Bugün yarın deyip oyalayıp duruyor. Serap Hanım hiç gelmiyor mu fabrikaya? Uğradığı falan yok buralara. Şu uğursuzu dikti başımıza. Sen hiç gördün mü hanımı? Gördüm tabii. Nasıl biri? Bir zamanlar o da burada işçiymiş diyorlar. Esah mı? Esah ya. Sonra Muzaffer Bey'le evlenip hanımı olmuş diyorlar. Öyle. Hanım oldu. Şimdi koskoca çiftlik, fabrika hepsi onunmuş. Elini sıcak sudan soğuk suya gomazmış. Öyle mi Fakiz abla? Müdür bey. Baksana bir buraya. Haftalıklar bugün ödenecek mi? Hayır. Bankada bir sorun çıktı. Yarın inşallah. O yarın hiç gelmiyor müdür bey. Haftalardır aynı laf. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yetti artık. Maaşlar ödenecek. Koskoca Dinç Aslan fabrikasından kimin alacağı kalmış bugüne kadar? Yalnız sen böyle davranmaya devam edersen hiçbir şey alamazsın. Senin yerinde olmak için kapıda kaç kişi sürünüyor? Haberin var mı? Ben hakkım olanı soruyorum. Fabrika 3 gün sıkıştı diye hemen atmaca gibi saldırıyorsun. Bu ne nankörlük? Hadi dönün işinize. Kutlar sofrası mübarek. Heriflerin hepsi hanımın etrafını sarmışlar, birbirlerine diş biliyorlar, iyi mi? Saracaklar tabii. Genç dul kadın. Bizim hanımımız attan inip aşağı binmez. Yüz vermez onlara. Hiç belli olmaz o, biliyor musun? Hayat bu. O beğenmediği eşeği bile mumla aratır adama kader. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem hepsi okumuş zengin adamlar. Yahu siz tek bir aklınızı mı kaçırdınız? Muzaffer Bey'in daha senesi yeni doldu. Genç güzel kadın. Elbet göğünü birine düşecek. Erkeği vakıtsız giden avradın boynu bükük, direğe kırık sayılır. Sen kolay mı belledin Yasin ağa? Orası öyle. Öyle de. Serap Hanım malını, mülkünü bu adamlara kaptıracak kadar akılsız değil. Hem bebe de daha ufak, değil mi? Ah, baba belleyeceği biri olsa fena mı olur hiç? Kız, sen hangi taraftansın? Hanımımızın evlenmesi hiçbirimizin hayrına değil. Evet, hanım bitti şimdi bir de başımıza bey mi çıksın yani? He. Hem Muzaffer Bey'in yerine hiç kimse tutamaz. Tutar. Tutar da... daha vakti değil. Size mi kaldı derdi? Ayıp. Çok ayıp. Günah. Muzaffer Bey'in hatırasına hiçbir saygınız yok. Hasbinallah. Merveki'yle. Selamünaleyküm.
Afiyet olsun. Hoş geldin Kemal. Buyur otur. Yürütlü. Buyur Cemşir Efendi. Afkarlandım kurban. Şu benim pilahı koy da. Dönüp düşün. Hayırlı olsun. Ustabaş olmuşsun. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yokmuş Ahmet. Sadece... Halide sevinir sanmıştım ama öyle olmadı. Hala başka bir iş yapmanı istiyor değil mi? Takma kafana. Alışır elbet. Alışacak olsa çoktan alışırdı Ahmet. Hala eski hayatını özlüyor mu? Biliyor musun? Güllü'yle hep ben ustabaşı olunca hayatımızın ne güzel olacağından bahsederdik. Hayaller kurardık. Şimdi ustabaşı oldu. Ama hayallerimizin hiçbiri gerçek olmadı. İyi de hiçbir şey eskide olduğu gibi kalmadı ki. O zamanlar sana bunları söyleyen Güllü, şimdi fabrikanın patronu oldu. Kaç haftadır aç mıyız, açıkta mıyız? Umru bile değil. Cemşir Efendi. Ne vakittir yiyorsun, içiyorsun, defterde yazıyorsun. Öde artık borçlarını kane. Ödemezsek ne olur lan? Ödemeyeceksen yemeyeceksin de içmeyeceksin de. Olacak bitecek be kale. Ulan senin bu yaptığın bunca yılın hukukuna sığıyor mu ha? Yıllardır bu dükkanı kimin cebine döndürüyorsun lan? Ayıp oluyor ama Cemişir Efendi. Lafini tak tak konuş. Tamam Girit'le uzatma tamam. Ama Kemal Efendi. Tamam. Hadi sen de evine git Cemşir abi. Kore'ye asker göndermekle tarafımızı seçtik. NATO'ya her an girebiliriz. Amerika ile olan dostluğumuz kopmaz bağlarla pekişecek böylece. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım da. Sovyetler korkusuyla verdiğimiz ve daha da vereceğimiz ödünleri iyi hesaplamamız lazım Paşazade. Kaz gelecek yerden. El verip kol kaptırmayalım da. Dünyanın bir ucundaki memlekete niye adam yolluyoruz hiç anlamıyorum. Komünizm korkusu Sedef Hanım. Dünya ikiye bölünüyor. 5 yıl önce Stalin bizden boğazları istedi. Amerika olmasaydı savaş açacaklardı. Elbette kara kaşımız gözümüz için yapmıyor bu desteği bize Amerika. Kore'de göstereceğimiz yararlılıklar milletçe saadetimizin garantisi olacak. Hem siyasi hem ticari. Hı. Kişisel saadetimizde Akan Mehmet Çıkkan'la bağlı öyle değil mi? Niye apaçık söylemiyorsun Paşazade? Aynı Muzaffer gibi konuşuyorsun. O da böyle hep muhalefetti. Affedersiniz Sedef Hanım, sizin de başınızı şişirdik. Müsaadenizi istesek. Enfes bir geceydi. En kısa zamanda tekrarlamak isterim. Aynen. Yine her zamanki gibi eşsiz güzellikteydi her şey. Mübalağa ediyorsunuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gülizar, misafirlerimizi geçir. Selamünaleyküm ağalar, afiyet olsun. Hoş geldin Ramazan. Kilitli, hayrola? Yüzünden düşen bin parça, içi yün. Nasıl olmasın bir emolisi, nasıl olmasın? Baksana millete. Yiyorlar, içiyorlar, hesaba gelince yaz deftere Giritli, sonra ödediriz Giritli. O sonra hiç gelmiyor Morisi. Ya kardeşim, sen de kimseye beleş vermeyeceksin. Parayı veren düdüğü çalar diyeceksin, Allah Allah. O da bir dert değil Morisi, o da bir dert değil. 2 kadeh içtilerini aslan kesiliyorlar zıkkım içesiceler. Allah'ın sarhoşuyla, ayyaşıyla uğraşıp duruyorum. Vallahi bir alan olsa devredeceğim hemen dükkanı.
Yemin ediyorum var ya, biraz da senin suçun var. Bak sana ben kaç vakittir diyorum ki şurada bir değişiklik yap, çağa ayak uydur diyorum. Öyle duruyor, sen de anlamıyor ki ne? Çok biliyorsan sen devral da görelim bakalım zalim. İşi bilmiyoruz. Peh bre morisi, peh. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren. Abo. Lan bu benim akilime daha önce niye gelmedi ki ne? Selam de şu. Enişte, benim aklıma acayip bir fikir geldi, biliyor musun? Hayırdır Ramazan? Hayır, hayır. Bak ne diyorum, İnşallah bu mahkeme iyi neticelenirse var ya, ne yapayım diyorum, biliyor musun? Bu meyhaneyi devralacağım. Ne diyorsun? Meyhane? He. Sen meyhanecilikten ne anlarsın Ramazan? Ha, içmeyi iyi bilin de bu başka. Ay bölüyor ha, dalga geçiniz benimle. Ya bak şimdi, ben diyorum ki ne, burayı almışık, anlıyor musun? Ondan sonra boyasını, badanasını yaptırmışık. Ondan sonra bu masayı, koltukları deniştirmişik. O büyük kulüpteki koltuklardan falan getirmişiz ha. O zaman var ya, burası ha, oh, tadından yenmez. Durun, durun siz. Bu mahkeme bir neticelensin var ya. Ben de Bezen de bu sefaletten kurtulacağız, bak gör. Ağladın mı sen? Yok. Ana? Oğlum halıma geldi. Hapishanede bir başına olduğunu düşündüm. Ana, kocamı öldürüp oğlumu babasız bıraktı o. Ona üzülmek sana yakışır mı? Senin de oğlun var. Anasın artık sende. Şimdi anlamasan bile bir gün er geç anlayacaksın. Ne yaparsa yapsın, seviyor insan evladını. Hayrola? Sen beni içeri al. Ben sana hayırımı şerimi orada göstereceğim. Terbiyesiz. Hem ben senin barışmadım ki daha. Aa, yetti ama be. Kaç haftadır küssün. Sende de hiç insaf yokmuş kız. İnsaf sende insaf yok. Bunca zamandır vaat üstüne vaat ama hiçbirinin tutulduğu yok. Kusura kalma Reşit Efendi. Ben böyle şeylere gelemem. Bak güzel. Sen kendin kaşındın Gülizar.
Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Aç değilim. Nasıl, yakışmış mı? Yakışmış. Ne lazımsa alırsın. Reşit'i gördünüz mü? Görmedik bacım. Buralardadır, tarlaya falan gitmiştir. Gece gece mi gitti? Hem ne edecek ki o saatte oralarda? Nasıl yani? Gecede mi yoktu? Vallahi erkenden sızmışım. Sabaha karşı kalktım, gelmemiş. Başına bir hal gelmesin erimin. Aman başına ne gelecek bacım, koskoca adamın? Sen ahıra baktın mı? Orada sızıp kalmazsın. Nereye gitti bu adam ya? Ay Güllü'ye. Serap Hanım'a söylesem mi? Acaba onu bir yere gönderdi. Gece gece diyorsun ha? Bir yere gönderdi. Ha. Ya sen ne biçim bir kadınsın ki kocana sahip çıkamıyorsun? Kız ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Sen ona aldırma. Densiz densiz konuşuyor. Sağ mı düştü kocamı nasıl sahiplanacağım ha? Günaydın. Nereydin sen? Tüh bismillah. Ne oluyor insan bir günaydın der, günaydın. Hem siz sabah sabah hesap mı soruyorsunuz? Gece darlandım. Ben de kalktım şehre indim. Ne var yani bunda şimdi? Allah Allah. Var mı bir itiraz olan? He, var mı? Hem ne zamandan beri çalışanlar çiftliğin kahyasından hesap soruyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.